Cumhuriyet'in ilk tarihçilerinden olan Ordinarius Profesör Doktor Enver Ziya Karal, Atatürk'ün 1927'de Türk ulusuna sunduğu nutuğun sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği Türk gençliğinin ta kendisiydi. O yıl 21 yaşında olan Karal, bu sorumluluğunun bilinciyle 76 yıllık yaşamının tümünü devletin kendine verdiği çeşitli görevlerde bu kutsal emaneti korumaya adadı. 1928 yılında Edirne Lisesi'ni bitiren Karal, devletin açtığı burs sınavını kazanarak yüksek öğrenimini Fransa Lyon Üniversitesi'nin tarih coğrafya bölümünde yaptı. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde doktora çalışmasına başladıysa da İstanbul Üniversitesi kurulunca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitede ders vermek üzere geri çağrıldı. 1934'te ölene kadar çok yakın olduğu Yusuf Akçura'nın doçenti olarak akademik yaşamına başladı. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Tarihi Enstitüsü'nde Harp Akademisi'nde siyasi tarih ve çeşitli yüksek öğretim kurumlarında Türk İnkılap Tarihi derslerini verdi. Karal ayrıca Ankara'da çeşitli fakültelerde, Mülkiye Yüksek Okulu'nda ve emekli olduktan sonra da ölümüne kadar Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Türk İnkılap Tarihi dersleri vermeyi sürdürdü. Karal'ın meslek yaşamı, emekli olana kadar çalıştığı Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kendi kurduğu Yakın Çağ Tarihi kürsüsünde geçti. 1942 yılında Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nü kurarak müdürlüğünü yaptı. 1944-1950 yılları arasında da önce Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 4. dekanı, ardından Ankara Üniversitesi'nin 2. rektörü seçildi. Bu zaman dilimi içinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde gönüllü öğretmenlik de yapan Karal için eğitimcilik en önemsediği hizmetiydi. 1960 yılında Ordinarius Profesörlüğe yükseltilen Karal, aynı yılın 27 Mayıs ihtilalinden sonra kurucu meclise üye ve bu meclisin anayasayı hazırlamakla görevlendirdiği komisyona da başkan seçildi ve 1961 anayasasının hazırlanmasında pay sahibi oldu. Atatürk'ü ve ilkelerini çok iyi anlamış, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne koşulsuz bağlı bir bilim adamı olan Karal, akademik yaşamının başlangıcından itibaren çeşitli Türk ve yabancı arşivlerde Yakın Çağ Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Türk üniversiteleri dışında Stanford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Tuscon Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Atina Utrecht, Tahran, Manchester, Tiflis, Kudüs, Princeton, Bakü Üniversiteleri ve Moskova Bilimler Akademisi dahil olmak üzere yurt dışında birçok seminer, ders ve konferans verdi. Türk Eğitim Derneği Başkanlığı da yapan Karal'ın, tarih ve dil kurumlarının yanı sıra üye ya da yönetici kademelerde hizmet verdiği kurum ve sivil toplum örgütlerinin bazıları, Maarif Vekaleti Talim Terbiye Dairesi, Türk Kültür Eserleri Koruma Komisyonu, UNESCO Milli Komisyonu, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Turizm Cemiyetleri Federasyonu, Güneydoğu Avrupa Etütleri Merkezi ve Türkiye Hindistan Dostluk Derneği'ydi. Atatürk'ün Türk tarihinin bilimsel olarak araştırılması için kurduğu ve siyasal baskı altında kalmadan yansız çalışabilmesi için mal varlığının büyük bir kısmını bırakacak kadar önemsediği Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığı Karal'ın son resmi görevi oldu. 1971 yılında seçildiği bu görevinde Atatürk'ün mirasının yerinde kullanılması için hukuki mücadele bile vererek titizlikle korudu. Türk yabancı bilim insanları ve tarih araştırmacılarıyla yakın ilişkiler kurarak özgün araştırmaların yayınlanmasını sürdürerek kurumun ulusal ve uluslararası kimliğinin gelişmesine büyük önem gösterdi. Hayatından örnek davranışlar. 1949 yılında Ankara Üniversitesi rektörü iken tanınmış iş adamı Vehbi Koç bir cami yaptırmak istediğini söylediğinde, "Beyefendi, öyle bir cami yapın ki sadece cuma günleri değil, her gün, her saat cemaat olsun. İçinde aydınlık kafalar barınsın ve her gün size duacı olsun." diyerek
bir öğrenci yurdu yapmasını önerdi. Vehbi Koç'un bu öneriyi benimsemesiyle temelini birlikte attıkları ilk özel öğrenci yurdu olan Ankara'da Maltepe semtinde Koç Öğrenci Yurdu yapıldı. 1955 yılında Roma'da toplanan Türk tarihçilerini temsilen katıldığı Milletler Arası Tarih İlimleri Kongresi sırasında tüm dünya üniversitelerinin temsilcileri San Pietro Meydanı'ndaki ünlü Vatikan Sarayı'nda Papa tarafından kabul edildiklerinde bütün katılanlar kısa taburede diz çöküp Papa'nın elini öperken o laik bir bilim insanı olmanın bilinci ve kıvancıyla Papa'nın elini sıkmakla yetinmişti. Kral'ın büyük kıvanç duyarak yerine getirdiği bir hizmeti de Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi müze haline getirmek oldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kendisine verdiği bu onurlu görevde kendisiyle birlikte görevlendirilen tarihçi eşi Fatma Karal'la 2 ay içinde tamamlayarak müze olarak açılışını Atatürk'ün Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953 gününe yetiştirdiler. Üretken bir tarihçi olan ve kitaplarıyla, makaleleriyle dünya çapında tanınan Osmanlı ve Türk tarihi üzerine çalışan tarihçilere özenli, özgün yapıtlarıyla bilgi kaynağı olan Karal'ın yakın çağ Osmanlı tarihinin ilk bilimsel incelemesi olan 5 ciltlik Osmanlı tarihi, 3. Selim, Türk-Fransız ilişkileri, ilk Osmanlı büyükelçileri üzerine kitaplarının yanı sıra uzun yıllar liselerde okutulan Cumhuriyet Tarihi ders kitabı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk'ün sözlerine dayalı Atatürk'ten Düşünceler gibi çok okunan kitapları ve sayısız makalesi olan gelecek kuşaklara bıraktığı bilimsel mirastır. 10 bin kitabı aşan kütüphanesi, zengin arşivi, el yazması notları, resmi yazışmaları, harita ve fotoğraf koleksiyonları 1 Aralık 2017'de Başkent Üniversitesi Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türk ve yabancı tarih araştırmacılarına açılıyor. Karal'ın ailesinin nesnel tinsel girişimi, Başkent Üniversitesi'nin katkıları ve bu üniversitenin kurucusu, dünyaca tanınmış değerli Türk bilim insanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın desteğiyle kurulan bu merkezle amaçlanan Enver Ziya Karal'ın anısı yaşatılırken zengin koleksiyonlarının ışığında tarihe yeni sayfalar ekleyecek, yeni bakışlar getirecek özgün çalışmalar yapılmasıdır.